Merhaba. Bu videomuzda birden fazla kriteri sağlayan değerlerin ortalamasını almak için kullanılan çok eğer ortalama fonksiyonunun kullanımını uygulayarak öğreneceğiz. Ortalamasını hesaplayacağımız değerler için kriter belirlememiz gerektiğinde eğer kriterlerimiz birden fazlaysa bu durumda çok eğer ortalama fonksiyonunu kullanıyoruz. Çok eğer ortalama fonksiyonunu kullanırken de en az 3 tane argüman giriş yapıyoruz. Bunlardan ilki ortalama değerlerinin bulunduğu aralık. Daha sonra her bir ölçüt için ölçütün bakılacağı aralık ve ölçütün kendisi. Bu şekilde kaç tane ölçütümüz varsa bu ölçüt aralığı ölçüt ikilisini girerek fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Bunun için biz örnek tablo olarak yine bir firmanın farklı bölgelerde, farklı şehirlerdeki şubelerinde birimlerine ait personel giderlerini içeren bir tablo üzerinde çalışacağız. Burada yapacağımız hesaplamaları her bir bölge bazında ve bölgelerdeki şubelerin birimleri bazında ortalama personel giderleri nedir onu hesaplatacağız. Öncelikle tek bir birim için ortalama değer hesabı yaptıralım. Finans birimi için yine Akdeniz bölgesindeki şubelerin finans birimlerinde harcanan personel giderlerinin ortalamasını hesaplatalım. Çok yazdığımızda açılan listeden çok eğer ortalamayı seçtik. Ortalamanın hesaplanacağı sayısal değerlerin bulunduğu aralık B2-B19 aralığı. Daha sonra ilk ölçüt aralığımız, burada birinci ölçütümüz bölge olsun, Akdeniz bölgesi olsun. Bunun için bölgelerin bulunduğu aralığı seçelim. Daha sonra ölçüt değeri olarak noktalı virgül koyuyorum. Bu ölçüt aralığında ölçüt değeri olarak benim aradığım ifade Akdeniz kelimesi. Birinci ölçüt, ölçüt aralığı girişimizi tamamladık. İkinci ölçütümüz ise birim ölçütü. Birimi bakacağımız yer A2, en altta da A19 aralığı. Önce aralığımızı yazalım. A2, 2 nokta üst üste A19. Daha sonra da bu aralıktaki ölçütümüz, burada finans olarak girili, direkt olarak onun bulunduğu hücreyi seçelim. Akdeniz bölgesi için de hücre seçelim. Yani değeri burada metinsel olarak girmek yerine şu başlık kısmında Akdeniz yazsaydık direkt olarak bu hücreyi seçebilirdik. Akdeniz bölgesi yazdığımız için seçmedik. Onun yerine elle yazmayı tercih ettik. Diğer türlü de yapılabilir. Evet, böylelikle ilk bir birim için tamamladık. Aynı işlemi Ege bölgesi için de tamamlayalım. Burada Akdeniz için girdiğimiz formülü kopyalıyorum. Buradan alıp escape'le oradan çıkıp formül kutusundan. Ege bölgesi için, finans birimi için aynı formülü yapıştırıp sadece ölçütü değiştiriyorum. Ege olacak. Ölçüt gerçi büyük küçük harf duyarlı değil. Onu bilelim. Enter dediğimde Ege bölgesi için de aynı sınıf için hesaplamamızı yapmış oluyoruz. Konunun anlaşılması açısından bir birim için biz bu girişi yaptık ama normalde başlangıçta birimlerin tamamının hizasını seçip ondan sonra formül girişi yapsaydık daha pratik yoldan bütün hücrelerin formül girişini tamamlamış olacaktık. Bu aşamada düzeltebiliriz. Yalnız diğer birimler için formülümüz kopyalanırken aralıkların başlangıç bitiş hücrelerinin referansları değişeceği için özellikle aralık referanslarını mutlak referans olarak vermek gerekiyor. Bunun için de buradaki değerlerin satır değerlerinin başına dolar koymak. Bunları elle de yapabiliriz ama bunu yapmak gerekiyor.
F4 tuşuna bastığımızda hücreyi tamamen hem satır hem sütun değerini mutlak olarak değiştiriyor. Evet. Bu değişikliği yaptıktan sonra Ctrl Enter tuş kombinasyonuyla bütün hücreler için bunu geçerli hale getiriyoruz. Aynı şeyi diğer bölge için de yapabiliriz. Önce tamamını seçelim. Daha sonra F4 ile bütün aralık referanslarımızı, başlangıç bitiş hücre referanslarını mutlak adrese dönüştürdükten sonra Ctrl Enter diyoruz. Evet, böylelikle çok eğer ortalama konusunu işlediğimiz bu dersimizin sonuna geldik. Başka bir Excel eğitim videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.